Arkadaşlar, aracımız yavaş yavaş kendine geliyor. Bakın panjur değişti. Tamponları söktük. Tamponlar nikelaja verdik tamponları. Sinyaller İtalyan sinyallerden taktık. İtalyan değil mi sinyaller? Yo değil. Ne o? Orijinal fabrika. Fabrikaymış. İtalyan değilmiş. Orijinal Opar. Onun üstüne yan kirkolukları söktük. Orijinalden yoktur onlar. Daha sonra arka tampon da söküldü. Ne zaman çıkacak nikelajdan? Hafta içi. Hafta içi. Bakın bakalım. Önceden torpidoyu biliyorsunuz. Kapı kartonları geliyor, yapılıyor. Taban alısı sıfır. Yeni taban alısı orijinalini gibi olan. Onlardan taktırdık. Eşik nikelajlarını parlattık. Torpidoya bakın. Torpidomuz kaplandı. Daha sonra torpido nikelajını kaplattık. Araba yavaş yavaş güzelleşiyor. Baktıkça güzelleşiyor. Şöyle yeni koltuğumuz bu. Sanayiye gidip aynen. Koltuklar yapılıyor. Daha sonra size yeni videolarıyla birlikte atacağız inşallah. Bu ne? Bu ne Semih abi? Altına lamba mı koymuşlar? Yok, dörtlü o. Bağlayacağız ya. He, dörtlü. Anladım. Araçlarda muayene olmadı şimdi. Şimdi muayene yapmıyor. Muayene yapmıyorlar. Şey muayene nerede? Ekstra bir dörtlü. Su atıcı. Bağlayacaksın mı? Bağlayacağız onu. Tabii pompalı değil, düğmeli takacaksın değil mi? Evet. Çünkü o da geçmiyor muayeneden artık. Bilerek yağladın mı abi sen buraları? Tabii. Normal araba yağı mı? Çürümesin diye mi yaptın? Hayır. Mum yağı sıkıyoruz. Mum yağı sıkıyorsun. Ama biraz kirli olmuş da içinin kirinden dolayı olabilir belki. Yok. Şimdi tozdan da mumlanmışlar. Daha önce de delikleri açtın da peki? Altına nerede? Bu deliklerden biriken su dışarıya çıkıyor. Mesela şuradan az da olsa su giriyor arabayı yıkadığınız vakit. Yani çıkmazsa zaten çürüyor araba. İşte çıkmayınca kapılar buradan kabarıp çürüyor. Oo, mumlar daha elime geliyor ya. Hakikaten mumlar geliyor elime. Benim yapış yapış oldu. Neyse çeşmede yıkarım. Ha, silgeç takmışsın abi. Başka ne yaptın? Jant kapaklarını zaten o gün taktıydık da orijinalini taktın sen. Bakın bunlar orijinal arkadaşlar. Bunlar biraz daha şuraları az daha ovalimsi kibar olur. Diğerleri gibi şöyle çıkıntılı paslanmaz olmaz yani. Bunlar paslanmaz. Krom. Mıknatıs tutuyor mu? Mıknatıs tutmuyor krom olduğu için. Yani orijinal olup olmadığını o şekilde anlayabilirsiniz. Abi davlumbazları sökme bence. Davlumbazlar çürümesini engelliyor, iyi oluyor ya. Yok, sökmeyeceğim. Ya dün çok kötü yağmur yağdığı için araba biraz şeyleşti. Leş gibi oldu. Takıldıktan sonra daha da güzelleşecek, emin olabilirsiniz. Ne güzelleşiyor ya. Ya şu anda, şu an zaten güzel. Şu an ilk alındığı haline nazaran çok güzel bence. Eline sağlık abi. Sen bu işi biliyorsun. Evet arkadaşlar. Döşemelerimiz ise burada. Yeşil renge çıkan taba rengi. Yani orijinal fabrikadan. Fabrika döşemeleri de burada bak. Burada güneşten biraz rengi değil. Abi güneş ve yılların 40 yılın verdiği şeyden dolayı. Çok fazla da açılmamış aslında da. Yine de açılmalar olmuş. İpek oto döşeme. Güneş görmemiş manzarada. Orijinal fabrika deseni buymuş demek abi. İsmet abi görmesin. Taba hastası ya. Sana iyi. Anlına baksana abi. Arka tarafta burada dikiliyor.
Görüyorsunuz, uğraşıyoruz. Sprey boyayla boyayıp araba yapmıyoruz. Bizimki de kalın güzel. Kalın güzel ya. Otur bakalım Semih abi. Başına makinanın. Şimdi çekeceğiz. Onu deler mi de? Yapar mı da onu? Onu yapar mı da? Bakalım bakalım nasıl? Tamam abi işte bu şekilde dikip kullanabilirdin aslında. Dikişleri yenilerdin. Aynen. Usta senin şey rakip. Rakip olduk usta. Aleykümselam. Röportaj yapıyorlar gördün mü?